Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi ciddiyet ve vakara devam edeyim. Geçen onu yapmıştık. Masamda defter var. Verir misin? Kaç numara? O masamdakini. Şimdi ben isterseniz bir şeyini okuyayım. Mukaddemesi vardı. Hatırlatmak adına geçen haftayı. Ciddiyet, ağırbaşlılık, ciddiyet, ağırbaşlılık, gayretlilik ve hürmete değer şahsiyetliliktir. Zıttı, iş ve vazifede gevşeklik ve ihmalkarlık, davranışlarda laubalilik ve hafifliktir. Lüzumsuz konuşmak ve gülmek, el dil şakaları yapmak, büyük küçük arasında adap ve hürmet kaidelerine uymamak ciddiyete aykırı hareketlerdendir. Diğer bir manasıyla ciddiyet, bir kimsenin esas gaye edindiği davasını ve vazifesini tam bir alaka ve gayretle ele alması, hassasiyetle ve fedakarane takip etmesidir. Bu çok önemli. Ciddiyet, bir kimsenin esas gayesi var. Onun gaye edindiği davasını ve vazifesini tam bir alaka ve gayretle ele alması, hassasiyetle fedakarane takip etmesidir. Mesela hizmetin içerisinde maddi menfaat olursa onu zehirliyor. Ciddiyetini mi zehirliyor? Evet, ciddiyetini zehirliyor. Mesela rüşvet niye yani Allah söyledi haram? Ama hikmeti ne? Ruhtaki şefkatin zehiriymiş. Şefkati ortadan kaldıran, duman edendir yani. Yani mesela hizmette de maddi menfaat onu da zehirliyor, hizmeti zehirliyor. Kutsiyetini kaldırıyor. Hani bir numunesi var ya, Hristiyan'ın köylerde mesela hep birbirine yardımlaşma vardı. Vardı. Ama şimdi maddi menfaat gelince o yardımlaşma hepsi gitti. Evet. Yani orada menfaat hizmette girdi mi hakkaniyet kalkıyor. Örnek verdim size. Şef mesela rüşvet niye şey? Ruhtaki latifeler var ya, şefkati mukaddese, muhabbeti münezzehe, surur ve sevk, lezzet, memnuniyet ve iftihar-ı mukaddeseler, hatırlamanız için söylüyorum 24. mektupta o, en merkezdeki şefkate darbe vuruyor. Ondan sonra hizmette maddi menfaat takip etmek ikiliği ortaya çıkarıyor. İkiliği ve tefekküre darbe vuruyor. Tefekkür neydi? İkiliği ortadan kaldırandır. Allah ve ben, ikilik var. Tek oluyor, o var. Mevcuttan vücuda dönüştür. Yani bu varlık mevcuttur. Vücut Allah'ın vücududur. Tek vücut vardır, o da Allah'ın vücududur. Zat-ı sıfattır biliyorsunuz, vücut, kıdem, beka, vahdaniyet. Vücut, ben tabirlerini dolduruyorum ki düşünürken, tefekkür ederken bunlara basarsınız. Mesela tefekkür neydi? Mahluk olan, mevcut olanın aslına dönüş sürecinin şeyidir, hareketidir. Aslına dönüştür ölmeden önce. Asla bedensel ölümdür tefekkür. Onun için tefekkür ehlinde psikolojik sorun pek olmaz. Olsa da bile tak diye geçiyor arkaya. Tefekkür ehline pek yanaşamaz. Tefekkür ehline olmaz. Tefekkür ikilemi ortadan kaldırandır. Yani beden ve ruh ilişkisini tefekkür anında ben bile yokum. O var. Vücut. Mevcut. Ben. Onun vücuduyla. Sabah okumuştuk ya geçen sabah namazda. Tabiat Risalesi'nin 178. O vücuda ne diyordun? Bunu çok şey gitti. 178.
o mevcut vücut buluyor. Bakın, o mevcut vücut buluyor. O zaman vücut nedir? Hayal edin. Zat-ı sıfatlar var. Tabirlere şey yapıyorum, ciddiyet okuyacağız diye. Zat-ı sıfatlar var. Subut-i sıfatlar var. Esma-i hüsnalar var. Tamam. Zat-ı sıfatlar, vücut, beka, kıdem, muhalefin lilavadis ve zahir. Orada vücut var ya, vücut. Zat-ı sıfattan bütünselliktir yani vücut. Mevcut ise ilim, irade, sem, basar, hayat, kudret, kelam gibi vücud hariciyeye bakıyor. Mahlukata bakan yöndür. Allah'ın sıfatları zatına bakan yön var. Zat-ı sıfatlar, vücut, beka, muhalefetun lil havadis. Subuti sıfatlar ise mevcudata bakan yöndür Allah'ın. O da mevcuttur. Subuti sıfattan yaratılanlar mevcuttur. Yani mülk tarafıdır. Melekut tarafına vücut denilir. Esma-i hüsnalar ne yapar? Mahluk yapar. Tamam. Şimdi tefekkür ikilimi ortadan kaldırır. Yani mevcut da vücut tek. Ne diyor? O mevcut vücut buluyor. Yani Allah'ın zatı sıfatına dönüşüyor. Yani geldi. Peki bu süreci nasıl yaparız? Süreci samimi olan, işte ciddiyet ve vakar dedi ya. Vakar neydi vakar? Öyle lugat manası ağırbaşlılı, hafif olmamak. Onu geç. Azizlik ve izzet sahibi. Onu da geç. Lugat için tabir bu. İnsan üç şekilde düşünür. Neyle düşünür? Şöyle düşünür. Bakın arkadaşlar. Onu bulursam. Şekille düşünür. Bakayım nasıl tam şey yapalım. Şekille düşünür. Sembolle düşünür. Düşüncesini düşünür. Şekille, sembollerle, simgeyle düşünür. Bu insana mahsustur. İnsana mahsustur. Farkındalığınız nasıl artar? Düşüncenizi düşünürseniz. İşte tefekkür çok önemli. Her şeyin merkezinde kavşaktır. Tefekkür bedenden sıyrılıp ruha dönüşmektir. Bir ilerisi ruhtan sıyrılıp zatın vücuduna dahil olmak sürecini yaşamaktır. Seni senden alır. Kendimde kayboldum. Kendimi kendimde kaybettim. Nasıl bulacaksın? Tefekkür. Tefekkür âli bir sıfattır. İşte tefekkür ikilemi de kaldırıyor. O ve ben. Yani tefekkür ettiğin zaman o hazır o. Hazır zaten. Allah hazırdır. Her yerde hazır, nasırdır. Tefekkür anında o hazırın ortaya çıkışı oluyor bende. Şuurkarlığı oluyor. Huzur oluyor bu sefer. O Allah'ın hazır oluşunun bendeki ortaya çıkışı, huzur. Neyle muvaffak olacağız? Tefekkür. Tamam. Tefekkür kafirde var mıdır? Yoktur. Gafilde var mıdır? Yoktur. Sokaktaki gafil Müslümanlar var mı? Yoktur. Tefekkür âli bir ruhun ruhsal seyahatinin ayak sesidir yani. Âli bir ruhtur. Mesela tefekkürü en çok nerede görürüz nümene? Barlaya bakın. Hafız Ali abi ders dinliyor. Abimiz ders yapıyor Besmele'yi. İşte o alemlere diyor büyük saraya girdim diyor. Tamam böyle. Okuyor ha, orada anlatıyor. Usta da onaylamış. O saraya girdim diyor. Fakat başım döndü diyor. Yatağım edemedim diyor sarayda diyor. Derste tefekkür de bak. Girdi içeriye. Sonra indim aşağıya diyor. Küçük bir saraya geldim dedi. Baktım diyor o sarayın kapısı var diyor. Nasıl açacağım ben dedim. Düşünürken ders yapan her şeyin anahtarı besmeledir. Hemen bana diyor malzeme verdi diyor besmele. Ben besmele çektim girdim içeriye. Kendisi yani. Kendisi kendisine girdi. Anladınız mı? Tefekkürü anlatıyor bize. Oralardan çıkartıyorum yani. Tefekkür ikilemi ortadan kaldırmış. Burası orası kaldırıyor. Psikoloji panzehiridir yani. Psikoloji sıkıntıları panzehiridir. Çünkü psikolojik hikmeti bilinmeyen Allah'ın muamelesine direnmektir, savaşmaktır. Psikoloji bu yani. Hikmeti bilinmeyen Allah'ın muamelesine, mesela Allah sana bir şey söylemek istiyor.
Bazen ikram ederek, bazen ayet öyle diyor, bazen veririz, bazen alırız diyor. Ha? Onunla konuşuyorsan, onu bilemediğin zaman eskiye dönüş istiyorsun. Eski hal mu al, ya yeni al, ya izmihlal, ya helak olacaksın, ya yeni hali öğreneceksin. Ha? Şimdi vakar neydi vakar? O azizlik, izzet sahibi, ağırbaşlık, lugat, tabiri söylüyorum. İnsan tabirle düşünür, sembollerle düşünür, simgelerle düşünür. Nedir o vakar? İtikat ve amelin, İslam ve imanın bütünsel derecesidir insanda. O Allah'ta nasıl gözüküyor? Allah da vakar sahibi, izzet ve azamet sahibidir Allah. İzzet ve azamet. Kabe'de bunun temsilini yaparız. İzar ve rida, ihram. Kadınlar da nasıl yapar? Bakın kadınların seviyesine bakın ya. Çok tuhaftır yani. Mesela erkekler bütün üryan olur ve iki tane parça sarılır. İhram yani. Haram. İzar ve rida. Bir alt bir üst örtü. Erkek bunu yapar. Çünkü elbise dünyalıktır. Bakın iyi dinleyin burayı. Elbise dünyalıktır. Libas. Ve onu çıkartmak zorundadır. Her şeyin sırılması lazım. Kadın dünyadaki, Türkiye'deki elbisesini çıkartmaz Kabe'de. Onun elbisesi ihramdır. Kadın o kadar kutsidir. Hayatı, elbisesi de ihramdır. Tamam mı? Görüyor musun yani? Onun her şeyidir. Biz giydiğimiz her şeyi bırakıyoruz, ihram giyiyoruz. Onun dünyalık hayatı ihramıdır. Peki nedir? İstikametli ve iffetli kadın hayatı komple haçtır, ümredir. Çünkü devam ihramda o. Türkiye'ye gelince de ihramını çıkarmadı. Anlıyor musun? Çok tuhaf yani. Kadın bunu bilir. Tesettürü ihramdır. Tesettürlü olan ve istikametli olan hayatı haçtır ve ümredir. Niye? Aynı elbisesiyle tavaf yapıyor. Değiştiriyor mu oraya gittiği zaman? Bunu orada Haç'ta götürdük ya kafile, ümre falan. En son götürdüğümüz zaman falan. Orada söyleyince böyle Allah Allah. Yani nasıl yani geldiler falan kafile. Üçüncü kafilenin hocasıydım. Geldi kadın. Yani bizim hayat, evet hayatımız. Hayatımız komple şey. İhram, haram. Haram mali. Hayatımız. Bu böyle bir kutsi. Hayat hepsi kutsi. Normal elbisesi ihram ya. Daha ilerisi var. Şimdi şurada göstereceğim. Bakayım. Diyor ki dünya fırsat memleketi, fırsat ikliminde farklı farklı, yani burası fırsat, yani kışın ayrı yetişiyor, bahar sonbahar farklı, gördüğümüz gibi insan da temelde her sene 4 tane temel halet ruhi değişikliği olur. 4. Mevsimseldir. İnsan bütün kainatın cemi cemi olduğu için dünyada 4 mevsim yaşanmak ne demek, sana tesir yok mu? Sende 4 tane mevsim vardır. 4 tane temel. Yaprak dökümü vardır. Ya Allah kahretsin şu dünyanı ya. Şey mi ya der gibi yaprak dökümü vardır. Bu ikindi vaktine işaret eder. Peygamber Aleyhisselam hayatını simgeler diyor. 9. sözden söylüyorum bunları. Oradan çıkarıyorum psikolojiyi. Mesela sabah namazı rahm-ı maddere düşüştür. Adem Aleyhisselam'ın zuhurudur der. Öğleyin vakti İbrahim Aleyhisselam'ın değil mi? İkindi İsa Aleyhisselam'ın. İsa akşam mıydı? Yatsı kimin? İkindi Peygamberimiz Aleyhisselam. Yatsı İsa, bir bakın böyle o peygamberin simgeler diyor. 4 tane. 4 tane şey yapar. O zaman nedir? Dünya fırsatlar iklimini bize verir. Tek bitki yetişmez. Dolayısıyla sonbahar, ilkbahar, yaz gibi şeyler geri dönüp kendi eskisini düşünme fırsatını veriyor. İnsan düşüncesini unutmayın bunu arkadaşlar. Düşüncesini düşünmeye başladığı zaman furkanlaşır. Farkındalığa gelir. Fark. Furkan. İnsan canlı bir furkandır. Ennel natıkul Kur'an diyor ya Hazreti Ali, İmam Ali radıyallahu anh. Ben canlı Kur'an'ım.
Kur'an, insan, kainat aynıdır. İşte ne zaman düşüncesini düşünürse farkındalığı başlar ve furkanlaşır o nispette. Ondan sonra şeyi gösterecektim üstten ama onu göremedim galiba. Ben şimdi hemen o şeyi anlattım. Vakarı anlattım şimdiye kadar. Ciddiyeti anlattım. Ciddiyeti. Tefekkür ikilemi kaldırmak içindir. Tefekkür ikilemi kaldırmakla beraber psikoloji hastalığın panziğeridir. Vallahi ondan daha tesirli ben bir şey bilmiyorum. Ondan daha tesirli. Çünkü psikolojik bedensel hormonlarla alakalıdır. Düşünseldir. Vesvese kalbe ait eylemimize musallattır. Namaz kıldın, namaz oldu olmadı, abdest oldu olmadı, gusül oldu. Eyleme musallattır. İmanın var mı, abdestin var mı? Vesvese eyleme musallattır. Kalbe yakın lüme-i şeytaniyeden oluyor. Vehim ise düşünce bozukluğu, düşünseldir. Bakın tefekkür anlatacağım. Düşünce, o mu bu mu şöyle mi acaba mühtemeldir. Zanlar falan bir sürü ekleme yapılır. Düşünsel. Dikkat edin. Düşünsel de beşeriyettir. Kafirde vardır. Normal insanda da vardır. Serbest bölge tasavvurdadır. Tefekkür ise âli bir ruhun mevcudiyetinden vucuda 178 lemalar. O mevcut yani ben vücut buluyor. Yani âli bir ruhun mevcudiyetinden vucuda dönüş sürecindeki seyahat ederken ortaya çıkan sesi veya ayak sesidir veya kokusudur. Dolayısıyla tefekkür, bakın dimağdaki düşünce çeşitliliğinden, kalbe yakın lüme-i şeytanenin vesvesesinden, hepsi beşeriyetedir. Düşünsel de vesvese, beşeriyetedir, bedenseldir. Beşeriyetimize tefekkür ise ruhsaldır, kutsiyettir, arınmaktır. Yani tefekkür nispetinde bedenden sıyrıldığın için bedende bir şeyler oluyormuş. Narkoz yemiş vücut, duymayan ameliyattaki gibi. Koymuşsun cesedi bir tarafa, geçmişsin. Bedende ne, ben haberi yok ki ne yapıyor? O da ondan sonra şeytanla diye kalla bilmem ne iniversin, çekim gidiyor. Gidiyor yani. Uyku hali gibi yani. Nasıl böyle bazı sıkıntıları uykuyla aşıyoruz? İlaç da aşıyoruz. Tefekkür, bedensel ahvalin ruhsal dönüşüm sürecidir yani tefekkür. Onun için her psikolojinin çaresidir. İşte ciddi, vakar, eylem ve itikadın yani iman ve İslam'ın bütünselliğinden ortaya çıkan bir şahsiyetlilik. Tamam. Ciddiyet ve vakar. Şimdi peygamberlerde en azami derecede gözükür ciddiyet ve vakar. Onun peygamberliğine delildir. Mesela ciddiyetini bir şey anlatayım Kur'an'ın. Kur'an'ı ben en çok mest eden şuydu. Hala çok mest oluyorum. Yani tabii bunu hazmetmek nispetinde insan şey yapar. Mesela ilk önce misal vereyim Kur'an'ın güzelliğini anlatmak için. Doktora gitsen veya öğretmene gitsen ne bileyim. Ne eğitmen birisine gitsen desen ki bu nasıl? Dese ki tahmin ediyorum ki herhalde muhtemelen doktora gittin. Muhtemelen, tahmin ediyorum, olabilir yani. Şöyle hastalığınız budur. Olabilir, muhtemel. Sen böyle muhtemel konuşan bir doktorun verdiği ilacı, muhtemelen hastalığın şudur. Dolayısıyla tahmin ediyorum ki bu ilaçta sana tesir eder. Kullanır mısın? Yani onun için manevi mürebbiler, terbiyeciler, İhtimali konuşmazlar, konuşmamalıdırlar. Cahilin yanında alim tevazu yapamaz, yapmamalıdır, yanlıştır. Çünkü o tevazuyu cahil doğru zanneder. Buyurun estağfurullah, siz buyurun, siz daha iyi bilirsiniz denilir mi ya? Cenaze evine şimdi gideceğiz. Şimdi gideceğiz değil mi? Orada bir sürü insan var. Buyurun efendim yani, siz konuşun, siz Kur'an okuyun. Yok kardeşim, tevazu yeri değil ki ya. Öyle inanır o. Onu ayırt edemez. Her şeyi yerinde kullanacaksın. Şimdi Kur'an'ın en çok beni mest eden sıfatlarından bir tanesi de 40 ve icazından bir tanesi de neymiş? Ciddiyetidir der ustad. Yani tahmin ediyorum ki herhalde ki muhtemelen demiyor.
Kur'an şöyle yapıyor, hadiste diyor. Bu budur, bu da budur. Bu bu değildir. Bu budur. Bu yanlıştır. Bu doğrudur. Yani tahmin ediyorum herhalde demiyor. İnsana ne kadar güven veriyor ya. İstikbaliyattan da haber verirken ihtimal kullanmıyor. Bu budur. Bu da bu değildir. Bana öyle bir güven veriyor ki acayibime gidiyor yani. Yani öyle esnek, kaypak bir duruşu yok yani. Bu da ciddiyeti gösteriyor peygamberlerde de. İkide bir peygamber desek, ey ashabım, 22 sene önce böyle demiştim ama şimdi değiştiriyorum. O zaman ne derim? Allah Resulü 1400 sene sonra bugün gelseydi acaba hangi sözlerini ve davranışını değiştirecekti? Şimdi niye demiyorum? Bugün de gelseydi o zamanın aynısını söylerdi. Niye? Çünkü 23 sene içerisinde öncekini sonra 23 sene sonra değiştirmemiş. İnsan 20 senede değişmez mi? Değişir. Ey ashabım 20 sene önce böyle demiştim şimdi değiştiriyorum deseydi bugün de bu ihtimal geçerli olurdu. Dememişse değildir. Üstad ezelisinden ders aldığı için bu budur, bu da budur. Hiç değiştirmemiş. Namaza nasıl başlamışlar öyledir. Hayat şartları dahi onun dediğini yalanlamıyor. Hiç. Yani bayılıyorum yani ciddi. Tövbe tövbe haşa. Bir yanlış insan düşünün. Yanlış yapıyorlar. Ama ciddi adam ya. Davasında ciddi ya. İdealist adamları. Hoşuma gidiyor ya. Bir hoşlanmadığım masonlardır. Yalaka bir ilişik. Münafıklık. Münafıklardır böyle. Kalitesiz, karaktersizdir. Ben komüniste 2 hafta hapishanede beraber kaldım. Çok yaşlı yani. 68 yaşında bir adamdı. 67, 68. Demiyordu ama 70'e. Böyle hep ya deniz geçmişlerle bunlarla bir yatmış yani. Adam ciddiydi ya. Çok memnun oluyordum. O da öyle dedi ya. Ne kadar ciddi bir insansın dedi ya. Öyle lakarlıkın yok. Ciddi dedi ve o demişti. Bizi ve sizi yok eden nedir biliyor musun? Sizi yok eden biz değiliz. Sizi yok eden biz değiliz. Bizi de yok eden siz değilsiniz dedi. Kimdir abi dedim. Dedi biziz ve seni maç tribünleri ve internetlerdir dedi. Dava adamlarının dava adamlılığını ortadan kaldırmış. Adam ciddi. Şimdi peygamberlerin en büyük sıfatı ciddi. Başka? Ahlakı peygamberden olan ciddiyet. Hep okumuştuk. Ben bir düz geçeyim. Peygamberin delili sıdkı, Muhakemat 144'ten okuyorum. Peygamberin delili sıdkı, yani doğruluğuna deli, her bir hareketidir, her bir halidir. Hal ne demek? Hiçbir şey dememiş ama olaylar karşısına yüz çevirmiş veya tebessüm etmiş. Bir şey dememiş, bu da konuşmakmış. Hal bu. Ağzı yemeği gibi. He? Azlık hadisesindeki gibi hiç konuşmamış. Söylemiyordu. Azıl hadisesinde diyor. Ha az. Evet her bir hareketinde ademi tereddüt. Yani acaba bunu yapsam mı bunu mu desem? Mesela bir tane çok ilginç. 19. mektupta siz de hatırınıza daha fazla geliyordur. Ya Resulallah çocuğumu İslam'dan önce ben şuraya gömdüm kız çocuğu. Peygambersin herkes seni tanıyor. Taş, toprak, şehadet, kayıp. Adamdaki imana bakın. Gel gidelim dua et de çocuğum gelsin bu tarafa da ben de vicdan azabına çıkayım. Tabutta ya kalbin hissin tabutunda çocuğu gömdüm. İslam girince şefkat çıktı. Yaptığı geçmişini azap çekiyor. Yani ne demesi lazım? Haşa kendi uydursa bu dini. Ya tamam da öyle de cennete gitti de sonra da hep beraber olacağız da falan demedi. Hadi gidelim. Şuraya bak. Adem'i tereddüt. Hiç tereddüt etme. Ne gidelim. Bu nasıl bir güven Allah'a ya? Bu nasıl iman ya? Ya ben mezara diyeceğim ki ölü, hadi gidelim. Tamam ben söyleyeceğim çıkacak. Zaten öyle bir şey çıksa zaten ödüm patlar yani. Yani değil böyle bir muvaffak yani tereddütü. Şimdi hepinize söylüyorum. Mezara gittiniz. Ya filanı toprak kalktı. Buyur ya Resul abi. Ya Resul.
Ne yapardın? Ölü kalktı. Evet, sen oraya geçerdin. Ya nasıl bir ciddi, tereddütsüz ya? Geçerken ses duyulmaya çalışıyorlar mesela. Ya bir şey, ne diyor Abdüsamir, Abdülbasit diyor değil mi? Dün mü anlattın? O karanlık yerden abi diyor geçerken belki bir şeyler olur diye Fatih sesli okuyarak, bağırarak okudum diyor. Öyle mi? Ya. Ta ki, yani daha karanlık yerden ha, mezarlık da değil. Karanlık yerden belki bir şeyler olur, bir şeyler çıkar diyor, tamam. Sesli Fatih okuyorum dedi abi falan. Ya ulan dedim, senden korkanlardan korkuyorsun ya. Ödü patlıyorlar kâmi, namaz kılan Müslümanın yaymış olduğu dalgadan, cinler ve ervah habiseler ödü patlıyor. Senden korkandan niye korkuyorsun ya? Yesinler onun şişini ya. Fatih'e sesli okuyorum. E bir de şimdi Abdülbasit şimdi gitti mezara. Ey filanı 100 sene önce, ya vallahi kimdir ya bu adam? Mezarlıklar yıkılmış, yakılmış. Ulan bir tanıyayım bu adamı. Kalk Allah'ın izniyle bir. Ondan sonra kalksa. Buyur Abdülbasit. He? Ödü patlar abi. Dur kaçar. Ne kaçar kaçar bilir mi? O girer ölür ya. Mezar kalksa ne yaparsın İbrahim? Abi bilmiyorum ben. Peki parmağından bir uzat elini. Su oraya parmağına bak. Su aktığını hayal et. Su akıyor. Abi şok olur adam ya. Yani tuhaf ya. Ya nasıl değermiş bu peygamber ya? Ötelere gitmiş gelmiş buraya ya. Ulan benim cebimde biraz para oldu mu? Arabam değişiyor, konuşmam değişiyor. Çevrem değişiyor ya. Miraç'a gideceğim, buraya geleceğim. O bedevilerle arkadaş olacağım. Çok ya. Seviyorum ya. Onun imanına hasta değilim, hastayım ya. Ne imanı var ya Rabbi ya. Onun hürmetine Allah'ım Müslümanları bizi affede ya. Muhammed'in imanının hürmetine Allah'ım. Senin yanındaki değeri, mahiyeti, hakikat hatırına, onun imanının hakikati, mahiyeti hatırına bizi affet Allah'ım. Adem'i tereddüdü, muterizlere Adem'i iltifat, itiraz edenlere he tabi tabi şey, hiç, hiç iltifat da etmiyor. Siz siz, biz biz. Kafirin süresi. Evet, içine girmemiş yani. Ben onları düzelteceğim diye kafirin içine girmemiş. Gitmiş, görüşmüş ama onların içinde yaşamamış. Girmeyeceksin, hizmet edeceğim diye. Hezimete uğrarsın. Girme. Anlatacaksın. Anlat, çekip git, işine bak. Sonra muarızlara Adem-i Mubalat. Mubalat nedir? Mubalat. Önem vermiyor. Önem vermiyor. Kale almıyor ya, aldırış etmiyor. Ya mesela onların kem gözlerine, dil uzatmalarına, hakaret etmelerine, ya tesettürlüdür namaz kılıyor, uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz falan. Adem-i Balat. Hiç aldırış etmiyor, hiç takmıyor bile. Niye? Rüştü abinde bu ahlak vardı. Motor sesi derdi. Arabaya motor derdi. Makine sesi derdi yani. Sen dedi, araba geçti. Hiç düşünmüyor, yok abi dedim. Hangi araba geçti, niye geçti, ne vardı dedim, yok. Ha ben dedi böyle insanlara motor sesi diyorum diyor. Motorun sesi olduğu gibi adamın da sesi var işte o kadar ya. Yaşadığında haber veriyor diyor. Yoksa onu ciddi alınmaz derdi. Ya motor sesi, motor çalışıyor. Delilidir. Ha bu adam konuşuyor. Ne konuşuna bakma. Ha yaşıyormuş yani. Sonra... Adem-i mubalat ve muhalif olanlardan Adem-i tahaffuf. Zıt olanlardan hiç, yani ciddiyetin sıfatları bu. Hiç korkmuyor. Ne olacak ki yani? Adem-i tahaffufu sıdkını ve ciddiyetini gösteriyormuş bunlar. Dört tane sıfat mıydı? Bir, her bir hareketi, her bir hali sıdkıdır. Her bir hareketinde tereddüt yok. İltifat yok muarızlara. Muarızlara mubalat yok. Muhaliflerden çekinmiyor. Dört tane. Hiç mümkün bir şey değil. Bu sıfatların bir araya gelme nispetinde insanda ciddiyet olur. Ciddiyet böyle mahkeme duvarı gibi öt öt değil ya. Bak gördün mü ciddiyet? Yani bir, her bir hareketinde tereddütsüz, emin olmak. Ciddiyeti görüyorum. Koy, getir tencereyi, koy içine.
hareketinde tereddüt etmeden emin olmak. Koydun mu içine? İki, muarızlarınıza adem iltifat. Yani zıtlarımıza iltifat etme. Etmiyor. Üç, muarızlara adem-i mubalat. Yani hiç varmış yokmuş. Motor sesi gibi. Koy içine motora, şey tencereye. Üç etti mi? Muarızlarımızdan korkmamak. Aha sana da dört. Dört sıfatın cemi insanın ciddiyetidir. Vaka neydi? İslam ve imanın bütünselliğidir. Ne kadar şey. İnandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi inanan. Vakar oydu. Hem de evamirinde hakikatin ruhuna olan isabetli hakkaniyetini gösteriyor. Yani bir de söylediği şey hep fıtra tasdik etmiş. Mesela dedi ki rüşvet alan verene lanet olsun. Rüşvet mesela şefkati yok ediyor. Başka beka var dedi. Fıtratımız itiyor mu? İtmiyor. Ya olur mu ya ben yok olmak istiyordum. Nereden çıktı sonsuz yaşamak? Bir anda her yerde olma imkanınız var diyor. Böyle bir şey söyledi. Biz diyor muyuz? Yok canım benim fıtratımda öyle bir şey yok ya. Böyle bir istek var mı? Şöyle yok canım hiçbirimizde yok değil mi? Bir anda her yerde olmak. Olmaz olur mu ya, her yerde olmak istiyoruz? Bakın ne istiyorsanız Kur'an'ın ve Peygamberimizin iddia ettiği şeylerdir. Yani fıtrat onu reddetmemiş ki. Mesela inkarcılık. Peygamberimiz, dinimiz demiş ki sonsuz alem var diyor. Beka var diyor. Fıtrat tamam. Ateistler ne diyor? Yok diyor. Ölünce her şey bitiyor diyor. Fıtrat bunu kabul ediyor mu? Yok olmak ister misin? Ceddinle, ecdadınla, torunla, evladınla, anne babanla görüşmek istemez misin ya? Sonsuz yaşamak istemez misin ya? Nadir abi bile ne diyor? Ölmek ne diyor? Tahir burada mı? Daha var diyor. Ha? Daha var diyor. Daha var diyor. Nadir abi ne zaman sen mi sordun? Ne dedi? Ahirete gideceksin daha var diyor. Ne zaman gideceksin? Daha var diyor. Yok diyor dedi. Kime demişti onu? Evet. Ölmek istiyor musun dedim? Yok yok yok. Yok yok yok. Allah Allah. Elhasıl ha buraya kadar gelmiştik. Tahaffuf, tereddüt yani korku, tereddüt, telaş, mubalat, yani kale almalar, almamalar gibi hile ve ademi vusuku ve itminansızlığı ima eden. Yani demek ki korkmak, tereddüt etmek, telaş göstermek, onları kale almak veya hile yapmak güya, hile tamam mı? Onları aldırıp belli bir yere geldikten sonra davamı yumruklayacağım Asya Hocam. Hayır, hile. Ondan sonra ademi vusuku. Ademi vusuk ne? Sağlamlık yani. Vesika. Yani he? Vesikadan gidiyor. Vesika. Sağlam. Ne bir de yani bir yere dayanıyor yani sağlam. Bir sağlam hakikatlere dayanıyor. Bir de itminansızlığı. Yani kendisi tatmin olmamış. Beni nasıl tatmin edecek? Söylediği şeylerle tatmin oluyoruz. İma eden umurlardan müberra iken, peygamberimiz bunlardan uzak iken bila perva ve kuvvetli itminanla en hatarlı makamlarda. Yani bir bakın şimdiki gibi değil dünya siyasetine. Tek başına çıkmışsın kavmin, kabilen, amcan düşman. Düşman. Yani orada ne yapabilirsin ya? İlk defa olacak ya. Yapacağın, söyleyeceğin her şey ilk defa. Her taraf düşman ya. Ben ne yapabilirim ya? Mesela ben içerideyken hapiste bir gardiyan gelmişti. Solcu ha. Solcu. Mazgalaştı. Hocam saat 3 küsürde gece kaldırdı beni. Hoca bir şey demeye geldim sana. Kalktım. Ona ne diyecek? Solcu ya biliyorum. Hoca yalnız değilsin ha dedi burada sen. Senin gibi o kadar düşünen insan var ki dedi. Lan solcu bu. Yani insana nasıl güven verdi? Vay be. Bak. Çok tuhaf. Yani solcu kemalist değil yani. Çok garip ya. Yani insan tek olmadığını bilmek ne kadar acayip. Ama bu tek ya. Tek. Ama nasıl güven var ya? Nasıl emin yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Nasıl emin ya? Yani
acebime gidiyor ya. Bir hayal etsene ya. Hiç kimse yok. Her şey aleyhinde ya. Nasıl eminsin ya? En ufak bir şeyde yalpalayan bizim psikoloji nerede ya? Anladın mı? En ufak bir şeyde yapır yapır yapıyoruz ya. Of of çekiyoruz yani. Yani bu nasıl bir tahammül, nasıl bir dayanmak, nasıl bir metanet, nasıl bir ruh ya? Ya Allah besliyor ya. Allah besliyor ya. Bu olacak şey mi ya? Bila perva. Kuvvet imanla, imanınla. İmanıyla yapıyor, tamam mı? En hatarlı, en karışık, sıkıntılı makamlarda olan hareketi, nihayette olan isabeti, yani en zor durumlarda dahi en isabetli söylüyor. Sonra ve iki alemde semere verecek olan ziyayat kaydelir hareketiyle tesis ettiğine binaen, bak iki alemde, buradan çıkartıyorum bunun gibi bak, iki alemde semere verecek olan zihayat kaideleri hareketiyle tesis eden. Şunu söylemiştim. Bak. İki alemde de. Şunu şöyle koyayım. Bak. Arkadaşlar bu sizde nasıl? Sende nasıl? Resul'de nasıl? Sende bu gözüküyor. Sende bu gözüküyor. Sende de ters gözüküyor. Bunun tersi. Herkes aynı gözükmez. Herkese aynı ve en doğru gözükmesinin yolu nedir? Şudur. Sizin hakikatiniz orada, senin de orada, senin hepinizin hakikatları orada. Tamam? Allah Resulü iki alemde semere verecek, öyle yapacak. Şimdi böyle mi koyayım? Böyle mi koyayım? Böyle mi, böyle mi, böyle mi yapmıştım size? İki alemde semere verecek. Oraya bakıyor, buraya hükmediyor. Oraya bakarak buraya kaydı getiriyor. Oraya bakarak burada söylüyor ve yapıyor. İleri al, ileri al Hasan, al al al. Hasan bak buradaki, orada çirkin gözüküyor. Götür 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 götür. Biraz da. Tamam tamam. Tamam. Böyle tut. Ha. Bu orada bütün herkesin hakikatiyle en mutabık, en doğru var al bu. Ha. Bu iki alemde de en doğru. Yani ikisini beraber görmeden buraya hükmedemez. İşte bunun adı sünnet-i seniye, sünnettir. Bunun ifratı şeytandan, sünnetin tefriti nefsen mahreden. Görüyor musun? İki alemese hareketleri ve sözleri, iki alem burayla öteyi bir görmekten kaynaklanan konuşma ve davranış. Sünnet. Bir daha. Alemi gayb ve alemi şehadeti bir görmekten kaynaklanan eminlik, dinginlik, yani güven, itimat ve buraya, oraya bakarak buraya hükmediyor, söylüyor. Emrediyor. Bu böyle yapalım. Bu budur diyor. İkisini beraber görmeden diyemezsin. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? Aklımı almıyor. Aklımı almıyor. Çünkü aklımı almadığını da aklım da söylüyor. Mesleğine diye diyor ki akıl her şeyini akledemeyeceğini akıl da anlar diyor. Badr'ın mesleğine. Yani acayip. Risale-i Nur dersleri bambaşka ya. Yani böyle, bu ne biçim dersler ya. Oh. İki alem bak. Bak ne diyor? Diyor ki hareketi, en hatarlı makamlarda olan hareketi, nihayette olan isabeti bak. Nereye isabet? İki alemde semere verecek olan zihayat kaideleri harekatıyla tesis ettiğine binaen. Anladınız mı böyle? Oradan buraya. Her bir fiil ve her bir tavrının, yani tavrı şu, sana muhabbet etmedi demektir yani, bir şey konuşmuyor ama sırat aslı bana gülüyor. Hani fiili, efali, etvari, ahvali, yani ahval, hal. Ondan sonra tavrını iki taraftan, yani bidayet ve nihayetten ciddiyeti ve sıdkı. Bir de şu. Şu iki ahval. Bir de hayatına nasıl başladı? Muvaffak olduktan sonraki haline bakın diyor. Dava adamın özeliyor. Hayatında mütevazi falan yokluk içinde muvaffak oldu davasında, reis oldu, krallar yaşıyor. Japon imparatoru gibi yaşıyor. Bir eli yağda bir eli bağda. Bakayım başı ile sonu aynı mı? O da ciddiyetini gösteriyormuş. Yani alemi garip ile alemi şehadet arasındaki hükme bütünsellikten tereddüt yok ama bir de başka ciddiyetimiz sıfatı var.
ve hayata başlarken peygamberliğine muvaffak olduktan sonra ümmeti kovacak ümmet oldu. Haline bakın. Çok acayip. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çıraklık, karfalık, ustalık belgesi yok peygamberlikte. Yani ilkokul, ortaokul peygamberliğin ilkokul, ortaokul, lise, meslek lisesini bitirmemiş. Peygamberlik meslek lisesi. Mesul olanlar peygamber oluyor. Çok acayip ya. Çok hoşuma, merak ediyorum ya hakikaten uzattı. Bakayım nasıl olacak ya. İnşallah ya. Haşr, merak ediyorum. Yani, Haşr meydanında inşallah karşılaşacak. He ya. Hepsiyle. Hepsiyle. İsa Aleyhisselam. Vay. Bir de ben öyle karşılaşma hani düz var ya burada. Ne haber İbrahim? Öyle değil. İçine girmek istiyorum. Beni misafir edecek. İçine. O imanını görmek istiyorum. Hissiyatını yaşamak istiyorum. Onun hissiyatına girmek istiyorum. Fikriyatına girmek istiyorum. Ruhuna girmek istiyorum. Ya boyalanmak istiyorum. İçine gireceğim böyle. His, ya, his varsa demek ki olacak. Olacak ya. Bu ihtiyaç var. Ben görmek istiyorum derken ruhuna girmek istiyorum. Fikriyatına girmek istiyorum. Müşahede etmek. His ya. Ciddi kardeşim. Ciddi neymiş? İşte bu dört tane sıfatın bizde hakimse nurculukta da öyle. Nasıl başladın? Bakayım nasıl? Muvaffak oldun. Tamam. Ya Allah imkanlar verdi. Etrafına insanlar geldi. Sözün dinleniyor. Seviliyorsun. Bilmem ne. Bakayım. Hayatta ilk başladığın gibi hani bu hizmete. Şimdi aynı mutevaziliğin var mı? Aynı alçakgönüllüğün var mı? Bakayım kaba sığmamış mısın? Bizim de ciddiyetimizi gösteriyor. Yani tamam. Acayip bir şey ya. Bu neyi gösteriyor? Ciddiyeti ve sıdkı. Yani doğruluğunu. Nazar-ı ehli dikkate arz-ı didar ediyor bu özellik. Yani nazar-ı dikkat bu toplumda bir adam ne kadar biliyor değil. Bakıyorlar ciddi mi sıdk mı? Yani doğru mu ciddi mi sıdk? Tersi nedir? Kizb. Yalan. Yani sıdkın, doğruluğun tersi yalandır. Ciddiyetin tersi nedir? Ciddiyeti. Hafiflik, laubalilik, davranışlarda, konuşmalarda, vazifede, gevşeklik, ihmalkarlık, laubalilik, el dil şakaları, sana yakışmayan davranışlar. Ha, yani senin okuduğun şeyler adamı adam etti yani. Adam olurdu. Ama sakın ha bu birbirimize latife yapmama anlamına gelmez. Allah Resulü diyor ki ben latife yaparım. Yani şaka yaparım. Ama latife latif olmalı. Mesela bir misal vereyim. Ayşe validemizin yanına geliyor. Baktığı yaşlı bir kadın var. Kadın demiş ki, ya Resulallah, ben yani yaşlı falan Müslüman olmuş. Kadın, ya ben cennete girebilir miyim dedi. Bu halinle cennete giremezsin dedi. Yaşlılar cennete giremezsin. Bu halinle giremezsin deyince kadın başladı ağlamaya. Ayşe validemiz, ya Resulallah, bu adam... Yani geldi diyor, tebessüm ediyor. Bu halinle cennette olur mu diyor. En güzel bir şekilde cennete uygun olacaksın diyor. Bu dersi de verdi. Sonra orada soruluyor Ayşe validemiz. Ya Resulallah, hanımlar kaç yaşında olacak? Kadın gözü falan taşıyor. 18 yaşı gibi olacaksınız. Erkekler 13. 13 mi? 33 ya. Yani orada ortaya çıkıyor. O işte o kadın cihatta mı nereye gitti? Kıbrıs'ta şehit olmuş işte o. Bağımsız mecmu hareketinin imtizacından ciddiyet, yani bu dört tane sıfatı dedik ya, nedir o? Hareketinde tereddüt yok. Muterizlere iltifat yok. Muarızlara kale almıyor, mubalat etmiyor. Muhaliflerden korkmuyor. Bu sıfatların toplamına mecmu harekatından, imtizacından ciddiyet ve hakkiyet şule-i cevvali gibi. Yani şule-i cevvali, şule, şua veriyor ama ikide bir dönerek, değiştirerek böyle. Yani kristal güzel bir misal. Nereden bakarsanız kristale farklı bir şey oluyor. Onun için israf kabul etmiyorum avizeyi takmayı. Niye? Yani tefekkür ehli için. Böyle bakıyorum. Türkaz oluyor, pembe oluyor, mavi oluyor.
Çok acayip insanı mest ediyor yani bu avize yani. İşte Allah Resulü de öyle. Bir buradan bakıyorsun kırmızı, bir bakıyorsun mavi, bir bakıyorsun turuncu bilmem ne böyle. Kristale benziyor yani böyle. Şule-i cebbale yani. Yani kendisini her makamda herkese gösteriyor. Bir de bu mülktekini söyledim. Şule-i cebbale'nin batını söylüyorum. Herkese ayrı ders veriyor. Ona bakan herkes dersini alıyor. Ben bunu anladım, ben bunu aynı sohbette herkesin ruhuna ayrı, farklı şekilde inşa ediyor. Aynı ders. Şule-i cebbale bu yani. Herkese ayrı gidiyor. Risale-i Nur dersi de öyle. Bu derste dinleyenler, canlı ve canlı olanlar veya burada olanlar ve olmayanlar dinle. Herkes farklı anlayacak, herkes farklı. Belki de küfreden de çıkacak yani. Ne anlatayım onu yani. Bu da var yani. Yani herkese Risale-i Nur ayrı bir haleti vesile oluyor. Mesela kimisi bu ciddiyetten böyle şey yapma anlaşılıyor. Ne bileyim ya farklı farklı ben ciddiyetten imanı dışa vuruşu ya. Çok hoşuma gidiyor. İzzet, vakar böyle. Aziz olmak. Hani öyle derler ya su verince o evladım su gibi aziz ol. Yani su gibi aziz ol. Su İslam'ı simgeler. Su ilmi simgeler. Ya. Elhamdülillah ya. Ne güzel bir mesleğimiz var ya. Ve taassup yok. Bizim meslek şöyledir. Onların mesleği şöyledir. Bizim parti böyle. Bizim takım böyle. Hiç böyle şey var mı ya? Hiç. Yani şu ayetin fazileti şöyledir. Şunu çekez değil. Hep inşa etme. İnsanı tanımlama. İnsan olma yolu ya. Hep keşif. Hep içsel böyle. İnsan olmak. Kamil olmak. Ruhunu, aklını, kalbini... fiilini bütünlemeye getirmek. Öyle. Hep böyle inşa ve ihya. Ne kadar hoş ya. Hiçbir böyle menfi dokunmadan. Menfiyle uğraşmadan. Ya. Buralardan çıkarıyorum. Kötü sıfatlarınızla savaşmayın. Kaldırmayla uğraşmayın. Direnir size arı, yaban arıları gibi. Ne yapacaksın? Güzel sıfatların çapını genişletir. Kötü sıfat gözükmez. Bak bu dersleri görüyor musun ya böyle? Ne kadar hoş ya. İnsan mest oluyor. İşte peygamber, dolayısıyla onun takipçilerinde bu dört tane sıfatın cem olmasından, imtizacından, ciddiyet ve hakkaniyet, şülle-i cevali gibi ve inikasatından, muvazenatından, sıdk ve isabet, yani şülle-i cevali, yani evet birisini anlatıyorsun ama mesela, şimdi namazdan sonra inşallah cenaze evine gideceğiz, bir şey anlatıyorsun, herkes farklı anlıyor, işte böyle. Şule-i cevali gibi inikasatından sen bunu yaşıyorsun ama sende kalmıyor. Bu ahlakların, bu sıfatların, ciddiyet ve sıdk ve vakarın her tarafa şey yapıyor, inikas ediyor. Yani sende ortaya çıkan, aynada gözüken nur ona da yansıyor. Benim aynama temessül ediyor, benden dışarı inikas ediyor. Aksediyor onu. Onu da inşa ediyor. Ben burada bir kitap okudum. Risale-i Nur şey yaptım. Tamam okudum. Tefekkür ettim. Yüz nedir yüz biliyor musun? Düşündüğümüzü, hissettiğimizi gösteren aynı adır. Aynı böyle hiç adınızı unutmayın. Adınız gibi bilin. Sura, düşüncelerimizi ve hislerimizi, fiillerimizi de, yani fikirlerimizi, hislerimizi, duygularımızı, latifelerimizi, ezber söylemiyorum. Fiillerimizi, gir içeriye. Akılda fikirlerimizi, vicdanda hislerimizi, kalpte duygularımızı, ruhta latifelerimizi gösteren devamlı değişen bir aynadır. Aynadır kardeşim. Et zannetmeyin. Aynadır. Ama bu yok işte. Bu da et, bu da et. Gözükmez. Başkasının eti, elini getirin aynıdır. Ama başkasının yüzünü getirin buraya aynı değildir. Bu da ettir, bu da et. Uzantı ya. Aha bak. Buradan uzantı işte. Aynı et. Burası herkeste değişiyor. Kur'an ne güzel diyor. Elsinetikum elvanikum simaun fi vucuhum min eseri sucud. Bak bu da et, bu da et. Burası öyle değil. Ettir ya. Ha buraya git. Benim değil mi? Aynı et. Ha buraya devam ediyor. Buradan aşağı gözükmüyor. Aynı et. Çok garip ya. İşte Risale-i Nur böyle insanı nasıl tamir ediyor? Hiç dokunmadan. Risale-i Nur faaliyetini öyle tanımlıyor şeyde. Tarihçede bu manada bir hizmet düşünün, din hizmet, rüzgar gibi, kasırga gibi.
Yakıp yıkıyor. Ne yapıyor? 2-3 tane baca deviriyor. Çatı uçuruyor. Kasırga gibi mesela. Tsunami'yi getiriyor. Risale-i Nur hizmeti, Kur'an hizmeti güneş gibidir. Hiçbir yere dokunmadan sessiz sadasız ot çıkıyor. Koyunun tüyü çıkıyor. Gezegenleri tutuyor. Kimseye dokunmadan okşayarak öyle. İnikasatından ve muvazenatından, yani bir de dengesizlik de vermiyor sana. Muvazeneli veriyor. İfrat ve tefritten kurtararak sıdk ve isabet ediyor. Belki Lami gibi tezahürü ve tecelli ediyor. Belki Lami işte bu kristal misali gibi. Yani öyle bir şey yapıyor ki, yani lazer gibi tuhaf uzaklara da veriyor. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın belki Lami 1400 seneden beri lazeri gelmiş. İmanı bana tesir ediyor. İmanı imanımı, davranışı davranışımı, hissiyatı hissiyatımı, fikriyatı fikriyatımı inşa ediyor. Belki Lami. İnşa ediyor ya, acayip bir şey. Mekan zamanı kaldırmış. Çünkü mekan ve zamanın arkasındaki şeyleri konuşuluyor. Burada kesiyoruz. Namaz kılıp şey yapacağız. Ve iki dersten beri ilk paragraf okuduk. Ama temel tabirlere de girdik. Sık böyle şey yapmadık. Tabirle. Nereden okudum? Muhakemat 144'tü. İnşallah bundan sonra da devam ederiz. Ve bu bitmiş kabul edilir. O paragraf. Öteki paragrafa geçelim. Haşire soranlar var mı abi? He? Haşire soranlar var. Nasıl haşir? Haşirde dirilme kaç yaşında olacak? Tekrar dirilmede durum nasıl olacak? Harika. Haşir meydanının da durum nasıl olacak? Harika. Bak arkadaşlar. Nasıl yaşarsanız 60 sene yaşadın. Ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşedilirsiniz. Yani şu. Tencereyi getir. Bütün kaç sene? 70 sene. 70 sene fiilini atar mısın? Enerji. Mesela bak enerji. Böyle yaptım, öyle yaptım falan. Kırdım. Bunlar enerji değil mi? At oraya. 70 senelik fikriyatımı at tencereye. 70 senelik sırayla gidiyorum. Fiil. Girdim kafaya. 70 senelik fikriyatı koy tencereye. Koydum abi. 70 senelik hisleri, vicdani hislerimi koy tencereye. 70 senelik duygularımı, kalpteki duyguları koy tencereye. 70 senelik ruhtaki latifelerimin şeklini, şemalini koy tencereye. Karıştır. Pekmezden gibi. Karıştır. Hulasa. Nasıl yaşarsanız ölüm anında olacaksınız. Ölüm anında terisiniz odur. O sensin. Buna andakilere beden denilir. Tırırt. Ampulün yanıp sönmesi gibi. Yanıyor. O kadar hızlı oluyor ki biz zannediyoruz ki devamlı yanıyor. Ana beden deniliyor. Bedeni misali demek biraz önceki tırt, biraz sonra tırt, onların hepsinin toplamı. İşte 70 sene yaşayan insanın fiili, fikriyatı, hissiyatı, duyguları, latifelerinin cemi ölüm anında Azrail onunla muhatap olacak. Haşir meydanında bu bütünlükle dirileceksin. Bu olacaksın. Bu her şeyin. Yani yaşadığın, fikrettiğin, hissettiğin, zevk ettiğin, letafetlerin hepsinin cemi. Cemi ile hepsi sensin. Nasıl? Mesela benim yüzüme bakarak 18 yaşında der misiniz? Yok. Çocuk siması der misin? Demezsin. Niye? Tahminen dersin ki şu yaştadır. Peki bir senelik hücrem yok. Örnek veriyorum ispat için. Bir senelik hücrem yok. 6 ayda bir değişiyor. Niçin sizin sima ile benimsi değişik? Niçin namaz kılanla kılmayan, niçin nurcu ile tarikatçı, niçin işte faizci ile bilmem neci ile dürüst insan, takvalı insan siması farklı? Et ya. Ha. Burası 50 küsür senelik yapıdır. Bu dirildi bak. Nasıl o? Bu neydi? Yaş. Bu aslında hücre senede iki defa değişiyor. 50 senelik hücrem yok. Bu peki niye 50 sene gösteriyor? 50 senelik davranışlarımı koy tencereye. 50 senelik düşüncelerimi koy bardağa. 50 senelik vicdandaki vicdaniyatımı koy. 50 senelik kalbimi koy. 50 senelik ruhumu koy. Karıştır.
çıktın. Buraya yapışsa o ölü yaşında ya. O namaz kılıyor ya. Aynen kardeşim. Ha burada nasıl dirildimse burada 50 sene haşirde de böyle dirileceğim. Tamam? Ete kemiğe büründüm. Peki yeter bu kadar. Var mı başka soru ciddi? Bu güzel soruydu. Ciddiyet kazanını atılan dört malzemenin içinde Müslümanın Müslümana davranışı yok. Anladığım biz birbirimize her türlü kabulüz demiş. Yani antika demiş. Çok garip. Kastettiğini anladım. Bak burada fiil demiyor. Zaten fiil demez olur mu? Fiil diyor da bu bütünsellik var ya dört tane sıfat. O durur mu? Namaz kıldım. Sen diyebilir misin namaza? Ey namaz, ey Kur'an, ey tefekkür ederken ben Risale'm yüzümde gözükme. Kalpte bir his varsa fiil olur. Akılda fikir varsa fiil olmaz. Fiilin kaynağı akıl değildir. O zaman alimler hata yapmazdı. Fiilin kaynağı kalptir. O zaman kalbe ait ne yapıyorsak simada gözükür. Diyebilir misin ki ey namaz, bir daha, ey oruç, ey Kur'an ve zikrediyorum, yüzümde ortaya çıkma. İşte o dört tane ciddiyet sıfatı ister istemez fiilde gözükür. O zaman geldi dava arkadaşını sevme. Resulullah'ı niye seviyorsun? Bana yaptığı iyiliği tarif edemem ki. Sonsuzumu kurtardı. Yani Allah Resulü bana en büyük iyiliği Allah'ı tanıştırdı. Allah'ı tattırdı. Tattırdı. Allah'a tanıştırdı. Tanıştırdı, tattırdı. Allah'ı bana verdi. Evet, yani vesile oldu yani. Bundan daha büyük şey olur mu? Üstad da diyor bunu. O zattır, o zattır. Şimdi biz de nedir? Birbirimize kardeşim bir kelime mi faydamız yok? Bir harfimiz yok. En azından bir elini kaldırıp, hey Allah razı olsun demiyor musun? Ondan daha büyük iyilik bana ne olur ki? Sen desen ki, ya Allah senden razı olsun. Tamam işte. O fiile yansıyor demek için söyledim. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs-selavâd.